neden kaşınırız? Kaşınmak hepimizin başına gelen sinir bozucu bir durumdur. Bazen gittiğimiz bir piknikte bizi ısıran sinekler, bazen bir alerjik reaksiyon, bazen giydiğimiz kıyafetler bizlerin kaşınmasına sebep olur. Kaşınan bölgeyi kaşımaksa insanı rahatlatan tuhaf bir zevktir. Bilim dünyasının neden kaşındığımıza dair bazı cevapları var. Cevabı dinlemeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Kaşınmanın bilim dünyasında karşılığı Proteus'tur. Cildimiz dışarıdan gelecek bir tehlikeye karşı savunmasız olan en büyük organımız. Haliyle etraftaki sinekler, böcekler, çeşitli bitkiler gibi bir takım etkenler bizleri kaşındırır. Bu böceklerin ve bitkilerin derimiz üzerinde bıraktığı toksinlere karşı salgıladığımız histamin beynimize kaşıntı sinyali iletir. Dış etkenler harici kaşındığımız farklı durumlar da bulunur. Örneğin kaşınmadan bahsetmek bile istemsiz olarak kaşınmamızı sağlar. Sanırım şu anda sizler de biraz kaşındınız. Esnemek gibi kaşınmak da bulaşıcıdır. Bilim insanlarının açıklamasına göre herhangi bir sağlık problemi olmayan bir kişi günde ortalama 100 defa kaşınmaktadır. Cildin nemsiz kalması, giyilen kıyafet ve kullanılan bakım ürünlerinden kaynaklanan masum kaşınmalar dışında ciddiye almamız gereken altında farklı sebeplerin yattığı kaşınmalar da vardır. Örneğin böbrek ve karaciğer hastalıklarında kaşınma ciddi bir belirti olabilir. İstemsiz kaşınmaların ya da karşımızda kaşınan birini gördüğümüzde neden kaşındığımızın bilim insanları tarafından verilmiş net bir cevabı yok. Yapılan bir araştırmada kaşınan hayvanların gösterildiği bir köpeğin kaşınmaya başladığı gözlemlenmiştir. Hem hayvanlarda hem insanlarda bulaşıcı olan kaşıntı kaşıma esnasında bizlere büyük bir keyif verir. Peki bu keyfin nedeni nedir? Hemen cevaplayalım. Kaşıma eylemi kaşınan bölgenin beynimize yolladığı sinyali bir nevi manipüle eder. Aynı zamanda kaşınan bölgeyi kaşıdığımız an vücudumuz serotonin salgılamaktadır. Bu da bölgeyi sürekli olarak kaşıma isteği uyandırır. Aman dikkat! Kaşıma eylemini abartmanız halinde bölgedeki sinirlere zarar vermeniz kontrolden çıkan bir kaşınmaya sebep olabilir. Yine bir araştırmaya göre vücudunda kırmızı kan hücresi çok olan insanların daha fazla kaşındığı tespit edilmiştir. Dipnot. İtalyan yazar Dante'nin İlahi Komedi adlı 3 ciltlik meşhur eserinin Cehennem bölümünde farklı cehennem tasvirleri yer alır. Bunlardan birinde cehennem insanların sonsuza dek kaşındığı bir yerdir. Yeni bölümleri kaçırmamak ve kanaldaki diğer videoları izlemek için abone olmayı unutmayın. Bilimle kalın.